Efendim merhabalar, ben Gülay Özkan. Farklı Bakış'ın 30. bölümündeyiz. Geçen hafta AT&T'nin Time Warner'ı satın almasıyla ilgili bir program yapmıştık. Ertesinde yine aynı hafta Apple yeni Mac Pro'sunu ve televizyonunu TV diye yeni bir uygulamasını tanıttı. Ayrıca Microsoft da yine aynı hafta kendi ürünlerini tanıttı. Şimdi bütün bu endüstrideki birçok satın alma ve yeni ürünlerle birlikte yeni bir rekabet resmi oluşuyor. Bütün bu detayları gazeteci, yazar, teknoloji yazarı Erdal Kaplan Seren'le görüşüyor olacağız. Şimdi Erdal'ı yayına alacağım. Erdal merhabalar. Merhaba Güler. Merhaba, nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Böyle bütün bu hikayeler olurken, tabii Türkiye'nin gündemi de ayrı bir yerdeyken buradan bakmak da aslında birazcık ilginç olacak. Şimdi ben geçen hafta programda AT&T'nin Time Warner'ı satın alması, bunun etkileri üzerine bir program yapmıştım. Dolayısıyla işte herkesin birazcık Google'a yaklaşmak istemesi gibi bir temada işlemiştim konuyu. Şimdi sen bugün bir yazın yayınlandı. Microsoft'un Apple'a bir rakip olduğunu, onun hatta liderliğini alabileceği üzerine bir argümanla bir yazı yayınladın. Şimdi istersen konuyu takip etmeyenler, çoğunlukla çok insan var çünkü Türkiye'nin çok ayrı bir gündemi var. İstersen geçen hafta bu Apple ve Microsoft eventlerinde, etkinliklerinde ne oldu istersen onu bir konuşalım. Sonrasında bir karşılaştırma. Şimdi aslında bu etkinlik, Apple'ın etkinliği aslına bakarsan senede 3 defa yapılan etkinliklerin en işte ikinci zayıf olanı diyebiliriz şey anlamda, gösteriş anlamında. Çünkü iPhone tanıtımından hemen sonra zaten geliyor ve daha çok iPad ve MacBook'lar tanıtılıyor ki MacBook'lar da bilgisayarlar daha doğrusu sene başında piyasada olmaya başlıyor çoğunlukla. Ve 2017 sürümü olarak adlandırıyor bilgisayarlar. Şimdi bu sene tanıtılması zaten önceden beklenen bir takım özelliklerle birlikte geldi MacBook'lar. Fakat yani bir hayal kırıklığı değil de insanlar hakikaten de bir durup düşündüler. Yani hepimiz daha doğrusu bir durup düşündük Apple ne yapmaya çalışıyor diye. Çünkü bu sadece MacBook'larla ya da bilgisayarlarla ilgili olan bir durum değil. Aslına bakarsan Apple'ın Steve Jobs öldükten sonra özellikle stratejisinin Apple'ın o artık belli bir kemikleşmiş, belli bir standarda oturmuş stratejisinin dışına çıkmaya başladığını, işte büyük boylu, büyük boy ekranlı telefon çıkartmasından tut da işte işte atıyorum kalemli işte bir iPad çıkarması, bununla birlikte uygun fiyatlı iPhone modelini çıkartması gibi takım farklı takım stratejiler girdiler. Bunlar eleştirilmişti. Acaba Apple Steve Jobs'ın o koyduğu çerçevenin dışına mı çıkıyor? Bu hayra alamet midir gibisinden bir takım endişeler konuşulmaya başlanmıştı zaten. Fakat belki de bu Apple için kaçınılmaz bir durumdu. Bu tip geliştirmeler yapması, bu tip çıkışlar yapması ki rakipleri de sürekli hareket halindeler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında Apple'ın tanıtımı yine hoş karşılanabilirdi. Ta ki Microsoft'un Surface serisini bu şekilde gösterişi bir şekilde aynı gün göstermemiş olsaydı Apple'ın tanıtımı yine güzel. İstersen Surface serisinin olduğunu da bir şimdi, bahsedersek. Şöyle bir şey var. Yani Surface Microsoft'un öncesinde tablet olarak daha klavyeli bir tablet olarak çıkardı ve geçtiğimiz yıl içinde Apple'ın, Samsung'un ve başka markaların sanki kendileri ilk defa yapmışçasına işte bir hibrit model olarak ortaya koydukları aslında bilgisayar ve tablet arasında dönüştürülebilir olarak çalışan bir cihaz. Surface'ı Microsoft bu şekilde ortaya çıkarttı ki iPad olarak insanların gördüğü tableti de ilk Microsoft yapmıştı yine daha önce. Microsoft tableti üretilmişti, yapılmıştı. Ben yazıda aslında Apple'ın şey başarısından da bahsetmiştim. Ürünleri aslında ilk defa yapıyormuş gibi çok daha kullanışlı hale getirmesi ve sanki baştan yaratmış gibi bir lanse etmesi büyük bir başarı olmuştu. Tablette de bunu yaptı. Şimdi iPad Pro'da bunu yapmaya çalıştı ama çok başarılı olduğu herhalde söylenemez. Rakamlar pek iyi şeyler söylemiyor. Ama şöyle söyleyeyim, Surface tablet olarak başlayıp yani
klavyeli bir tablet olarak başlayıp sonrasında karşımıza üst seviye grafikerlerin ve üst düzey grafik işleriyle uğraşan insanların çalışabilecekleri tarzda çok iyi bir bilgisayar şeklinde karşımıza çıktı. Bir masaüstü bilgisayar, daha doğrusu hepsi bir arada bilgisayar diyebiliriz bunun için. Belki de Microsoft'un yapması gereken şeyi yaptı. Pardon, Apple'ın yapması gereken şeyi yaptı Microsoft. Böyle bir durum oldu. Hatta bir gazeteci arkadaşımın o geceki yorumu, Volkan Yılmaz'ın o geceki yorumu Microsoft'un Surface Studios ile ilgili yorumu şuydu. Bu ürünü Apple çıkartmış olsaydı işte gazeteler baskı durdurur, işte CNN altyazı geçerdi dedi. Ama Microsoft yaptığında o kadar da bir tantana kopmuyor. Peki, ama bu, biz tabii buradaki, teknoloji yazarları biraz daha farklı okuyoruz. Erdal, buradaki sen bu Surface Studio'da gördüğün ana temel farklılık ne? Aslına bakarsan şimdi donanımıyla ön plana çıkıyor daha çok ama Microsoft'un şimdiye kadar iMac'le yapmayı düşündüğü şeyi bir şekilde iPad Pro'yu işin içine ekleyerek ve geleceğin kişisel bilgisayarı şeklinde konumlandırarak yapmayı hayal etti. Bence Microsoft Surface Studio ile o hayali gerçekleştiriyor. Bu sadece bir donanım değildir. Aynı zamanda kullanıcının ihtiyaçlarını doğru analiz edip kullanıcıya doğru araçlarla ve doğru yazılımlarla gitmek anlamını geliyor. Apple bunu yaparken şu anda elinde görmüş olduğum bu kalemi kullandı iPad'de. Ama Microsoft bunu çok çok daha zenginleştirdi. Surface'ın tablet versiyonuyla, Surface Pro ile bir miktar adım attı ama bunu çok ileri taşıyamadı. Aslında inanılmaz uygulamalar var müzikle uğraşanlar için veya işte tasarım işleriyle uğraşanlar için, grafik işleriyle uğraşanlar için çok çok iyi araçlar vardı iPad Pro içerisinde. Ama Türkiye'ye gelmedi bile, öyle söyleyeyim. Satışa bile çıkmadı Türkiye'de, pek çok ülkede. Haliyle çok büyük gelişme sarf edemedi. Ben Surface Pro'yu aslında ürün özelinde düşünmedim. Hani bu yazıda bahsederken de Surface Pro'dan uzun uzun bahsetmiyorum. Şu anda Microsoft yenilikçi bir iş yapmış oldu uzun zaman sonra. Gerçekten yenilikçi bir iş yaptı ve bunu zamanlaması da hani manidar derler ya, tam da öyle oldu. Surface Studio'yu yaparken veya Surface serisini geliştirirken, bu sadece hepsi bir arada bilgisayardan bahsetmiyoruz. Microsoft aslında Surface serisini, Surface ailesini diyelim, çok iyi bir strateji üzerinden oturtuyor ve bunun çok arka planında çok iyi fikirler var. Bunun telefonu gelecek çok yakında, belki de telefonla şu ana kadar yapmamış olduğu şeyi yapmış olacak Microsoft. Şu ana kadar belki görmemiş olduğumuz bazı şeyler bize gösterecek. Yazıda biraz da bundan bahsettim. Ve 2012'de Redmond'daki Microsoft'un kampüsüne yaptığımız ziyaretten çok kısa bir paragraf bahsettim. O kampüste benim gördüğüm çözümlerin, araştırmaların, ürünlerin, uygulamaların şu anda yani belki çeyreğini daha gördük biz. Günlük hayatımızı çok derinden etkileyecek. Elbette ilk etapta çok çok pahalı olacak bir takım çözümler, hayal ettiğimizde ancak keşke olsa diyebileceğimiz şeyler artık aslında ürünleşmiş bir şekilde karşımıza çok yakında çıkmaya başlayacak. Microsoft bu konuda oldukça iddialı görünüyor benim gördüğüm kadarıyla ve 2012'den işte 4 sene geçti aradan ve sanıyorum bazı adımları şu anda atıyorlar. Yazıda da vurgu yaptığım gibi 20 yıllık bir hesabı var Microsoft'un Apple'la. Bu 20 yıllık hesabı belki kapatacak yani yakında. Peki, şimdi ben o stüdyonun ilk videolarını izlerken bütün bu oyuncular bir anlamda bu yaratıcı endüstrilerde çalışan insanları merkezine alarak bir şekilde bir ürün gamına başlıyorlar. Bu aslında Apple'ın ve Samsung'un başlattığı bir şeydi. Ya benim özellikle tasarım açısından baktığımda hani tasarımı iyi kullanmaları, tasarımı merkeze almaları. Ama ben Apple'ın asıl başarısına baktığımda ya da bu konudaki aslında yorumlara da baktığımda Apple'ın mesela 2006 yılında, 2007'de AT&T ile birlikte iPhone lansmanı yaparak işte yaklaşık 1.1 milyar dolarlık bir parayı AT&T'ye getirmesi gibi böyle büyük bir müşteri memnuniyeti şeyi var. Yani Apple kimle işbirliği yapıyorsa insanlar sırf iPhone almak için o operatöre çalışıyor ki bunun mesela bence en iyi örneği Japonya'da işte bu NTT Data, SoftBank ve China Mobile arasındaki işte ya da Çin'deki bütün bu market dengeleri.
Şimdi sen uzun yıllardır bu ürünleri takip ediyorsun. Ancak şey açısından nasıl bakıyorsun? Sence Microsoft bu tarzda bir işbirlikleri ve pazar pozisyonlaması yapabilecek mi? Yani sadece ürünü çıkarmanın ötesinde. Aslına bakarsan öyle bir potansiyeli var Microsoft'un. Yani çok az şirket kendisini bu şekilde pozisyonlayabilir. Şimdi ben bu yazıyı paylaştığımda bazı değişik yorumlar aldım. Bir tanesi şey diyor işte Microsoft Apple gibi olamaz diyenler var. Ben öyle bir şey söylemiyorum zaten. Nasıl ki Apple Nokia gibi olmadıysa cep telefonu pazarında başka bir şey yaptı. Yani doğru okumak gerekiyor bu detayları. Şimdi mobil akıllı telefonların zirveye çıkmaya başladığı 2000'lerin ortalarından sonra dokunmatik ekranlı telefonların işte 2000'lerin 2007'den sonra 2006'dan sonra dokunmatik ekranlar pazarı işgal etmeye başladığındaki Apple'ın çok büyük bir etkisi var burada. Nokia yenilikçi misyonunu sürdüremediği için silip gitti. O zamanki cep telefonu pazarındaki Nokia'nın belki varlığını korusaydı şu anda tablet tarafında çok farklı şeyler görüyor olacaktık. Nokia yaklaşımıyla başka bir şey görmüş olacaktık. Apple onun yeri, o anlamda bir Nokia olmadı Apple. Apple başka bir şey yaptı. Ben de şunu kastediyorum. Microsoft şu andaki mevcut olan Apple'ın yerini almak değil, Apple'ın şu anda eksik bıraktığı tarafları tamamlayıp başka bir şey yaparak yenilikçiliği, kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi görerek, bunda sadece Surface Studio'yu kastetmiyorum çünkü çok basit kalır. Şey anlamda, daha doğrusu küçük bir detay kalır. Ama yaktığı bir ışık var orada. Microsoft'un bence. Yaktığı ışık, biz burada yenilikçi bir iş yapabiliriz ve rakiplerimiz ne yazık ki şeyler, tabii onlar için ne yazık ki değil, iyi ki rakiplerimiz bir kısır döngüye girmiş durumdalar. iPhone yeni sürümünde baktığımızda veya Mac bilgisayarlarda baktığımızda, iPad'lerde son birkaç yıldır olağanüstü gelişmeler görmüyoruz. Daha doğrusu akıllı telefonlarda çok büyük değişimler yok. Haliyle orada yeni bir şey yapan şu dönemde yine kazanır. Yani ortada bir döngü var. 10 yıllık bir döngü tekrar tamamlanıyor. Bu döngü içerisinde bir şeyler değişebilir. Zirveyi başka bir şekilde zorlayabilir. Bence Microsoft'un Nokia'yı satın almasının arka planında yapılan çalışmalar bugünden sonra etkisini gösterebilir. Nasıl ki Apple Steve Jobs Apple'a tekrar geri döndüğünde 97'den önceki deneyimlerini nasıl kullandıysa teknoloji de biraz öyledir. Yani insanlar şey sanıyorlar, o sırada işte mutfakta bir an bir saat önce yapılan yemeği yediklerini düşünüyorlar ama hiç öyle değil yani. Haliyle Microsoft gibi şirketler de çok uzun araştırma, geliştirme, çalışma faaliyetleri yapıyorlar. Apple'da, Samsung'da, diğer şirketler de bunu yapıyor. Haliyle Microsoft şu anda çok uzun bir stratejiyi hayata geçiriyor olabilir. Bir atak yapıyor olabilir. Yani henüz teknoloji yarışında çok pardon ben şey araya özellikle tabii. Yani bir tasarım yatırımlarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani bu teknoloji yarışındaki en kritik konu kimin tasarıma en iyi yatırım yaptığıyla ilgili ki ben yani tasarım perspektiften baktığımda bunda IBM şu anda yani Apple ve Samsung tabii çok erken davrandı bu konuda ama IBM çok ciddi bir yatırım yapıyor. Dolayısıyla yani bu oyuncular arasında IBM'in bir süre sonra ön plana çıkacağını düşünüyorum. Yani Microsoft'un o tarz bir ciddi bir yatırım şeyi bilgisi yok. Ben Nokia üzerinden Finlandiya çok ciddi bir tasarım potansiyeli olan bir pazar. Belki onun üzerinden bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi ben son bir konuyu daha geniş bir perspektife alalım istiyorum. Bu İşte AT&T'nin Time Warner alması, bir sürü teknoloji şirketinin daha medya şirketlerine yatırım yapması, işte IBM'in tasarıma çok ciddi yoğun yatırım yapması gibi herkes böyle bir medyanın, network'ün ve datanın içinde olduğu bir yapılanmaya doğru gidiyor. Hatta işte herkes Google olmak istiyor, Google da bu alana giriyor gibi yatırımlar var, yorumlar var. Sen bu perspektiften baktığında nasıl görüyorsun? Hem Apple'ın mesela Apple şeyi bahsetmiş, özellikle TV'yi ön plana çıkarıyor. Bu perspektiften baktığında nasıl yorumluyorsun bütün bu resmi? Ya bir şekilde şöyle bir durum var. İnternet dediğimiz şey aslında yayıncılıkla bütünleşmiş halde ve burada içeriğin önemi daha da fazla artmaya başladı. Daha önce telekom şirketlerinin
satın almaları, büyümeleri, satın alarak büyümeleri çok görmeye alışık olduğumuz bir şeydi. Ve içerik şirketlerini de satın alıyorlardı. AT&T'nin bu faaliyeti yeni değil. Daha önceden pek çok satın alma yaptı zaten içerik tarafında. Ve bunu büyütüyor, giderek büyütecek. Şimdi bunun yansımaları Türkiye'de biraz ters oluyor tabii. Türkiye'de içerikçiler, içerik işi yapan gruplar telekom şirketleriyle ilgilenmeye başladılar. Yani orada şirketlerin yani kimse Google'ın yerini hani tek başına ben gidip Google'ın yerine alabilirim gibi bir şey duruma girmesi zor. Ancak Google'la iş yaparak bunu yürütebilir. Yani bunu doğru biçimde yapması için oradaki pastayı bu pastadan bana da biraz pay vereceksin demesi daha makul geliyor bana. Çünkü ortada yani Google'ın işte tek sadece arama motoruyla değil, işte reklam ağıyla, YouTube'uyla sürdürdüğü ve giderek büyüttüğü, zenginleştirdiği çok dev bir havuzu var. Bunun içerisinde bir şekilde diğer şirketler ne kadar rakip olsalar da, yüksek rekabet ediyorlarsalar da etseler de girmeleri gerekiyor. Yani Apple ile Google'ın pek çok alanda birlikte iş yaptığını, iş yapmak zorunda olduğunu zaten görüyoruz. Ara ara bazı hizmetlerini birbirlerine biraz kapatıyor olabilir. Ama önümüzdeki dönem şirketlerin daha farklı bir rekabet anlayışı geliştirmesi gereken bir dönem olacak. Hem donanım tarafında, hem içerikte, internet servislerinde, hizmetlerde, her yerde şirketler daha işbirliğine açık olmak zorunda ki bunun da işaretlerini veriyorlar. İnterneti büyütmek için ortak bir takım çalışmalar söz konusu veya yapay zeka ile ilgili kanlı bıçaklı rekabet halinde olan şirketler aynı masaya oturup kararlar verebiliyorlar ki önümüzdeki dönem onlar için çok kritik olacak. Haliyle bu şirketlerin hem kendi karlılıklarını korumak, arttırmak hem de geleceklerini biraz da garantiye almak için bunu yapmaları gerekiyor. Özellikle Amerikan şirketlerinin bu konuda daha fazla ihtiyacı var çünkü Çin gerçekten bir kara delik gibi büyüyor ve eminim şu anda onlar üretimlerini de bir şekilde Çin'de yaptırıyor olsalar da rekabet anlamında Çin büyütüyor işi ve artık herkes kendi ürününü yapmak istiyor. Belki de Çin'in gidişiyle Microsoft'un o anlamdaki stratejisi biraz da örtüşüyor olabilir. Çünkü Çin genellikle orada fabrikalarda fason üretimler yapıldı. Kendi markalarını çok fazla üretmediği için. Ama günümüzde baktığımızda Çin'in ilk sıralarda Çin markalarının ne kadar yükselişte olduğunu görebiliyoruz ve bu belki artarak devam edecek. Microsoft da şu ana kadar donanım üretimini çoğunlukla Xbox haricinde işletim sistemini veya yazılımlarının daha konforlu kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını veya standart haline gelmesini sağlamak için yapıyordu. Yani donanım üretmesinin birinci amacı insanlar benim yazılımlarımı ve işletim sistemimi daha iyi kullansındı. Ama artık donanım işinden çok büyük paralar kazanıldığını gördüğü için ve Apple'da o anlamda iyi bir örnek. Ben de bu işten para kazanmak durumundayım. Artık ben de kendi pozisyonumu bu şekilde alacağım demeye başladığı gibi okunabilir biraz da bu süreç. Ama o çok genel bir cevap vermem gerekirse şirketlerin rekabet anlayışı da rekabet tarzı da değişecek. Microsoft, Google'la da işte Apple'la da belli alanlarda çalışmalar, ortaklıklar yapmak durumunda olacak. Belki de önümüzdeki dönemde Windows işletim sistemi gerçekten çok daha başka bir yerde duracak ve Apple belki de bilgisayarlarındaki şu anda mümkün, gerçi de Intel platformuna döndükten sonra belki insanlara işletim sistemi olarak Windows'da sunabilecek. Yani şu anda çok saçma geliyor olabilir bu düşünce ama ileride ne olacağını bilemeyiz. Veya iOS işletim sistemini sadece Mac'lerde, Apple bilgisayarlarda veya Apple telefonlarda veya MacOS'ların Apple bilgisayarlarda kullanılması geleneği belki değişecek. Önümüzdeki yıllar çok şeyi değiştirebilir. O anlamda rekabetin değişeceğini ben düşünüyorum genel olarak şirketler arasında. Tamam, peki çok teşekkürler. Yani senin de bahsettiğin gibi aslında ciddi bir donanıma dönüş var. Bir dönem yazılım dünyayı yiyor, her şey yazılım olacak deniyordu. Şimdi bir donanıma dönüş var. Çok teşekkür ederim yorumlar için.
İlerleyen programlarda tekrar seni konuk almak tabii, isteriz. Tabii. Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Efendim, teşekkürler bizi izlediğiniz için. YouTube kanalıma bu hafta içinde yükleniyor olacak. Lütfen abone olun. Diğer programlar için de web sayfam gulyozkan.com'dan diğer programlara da ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. İyi haftalar.